Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Lisa Marie Young'dan bahsedeceğiz. Lisa 5 Mayıs 1981'de British Columbia'da Joanne ve Dan çiftinin kızları olarak dünyaya geliyor. Aslında annesi o doğduğunda çok genç, henüz 18 bile değilmiş ama oldukça ilgili bir aileler. Çocuklarını iyi yetiştirme konusunda hırslılar ve gerçekten onu çok seviyorlar. Lisa yaşıtlarına göre daha erken emeklemeye, daha erken yürümeye başlıyor ve o yüzden ailesi ona Lisa yine bir yere yetişecek diyorlar. Zaten ondan sonraki hayatında sürekli bir yerlere yetişmekle uğraşıyor. Çok yoğun bir hayat yaşıyor. Neredeyse bir dakikasını bile boş bırakmıyor ilerleyen zamanlarında. Joanne Lisa'ya hamileyken daha sağlıklı olduğunu düşündüğü için vejetaryen diyeti uyguluyor. Ve bunun sonrasında Lisa doğduktan sonra böyle aklının erecek yaşları geldiği zaman vejetaryen olmayı seçiyor. Çünkü ona göre çok sevdiği hayvanları yeme düşüncesi mide bulandırıcı bir şeymiş. O günden sonra o çocukluk anından itibaren bir daha asla et yemiyor. Evde sürekli bir şeyler üretmeyi çok seviyor. Yani eğer herhangi bir kumaş parçası ve birkaç boncuk bulursa onlardan bir şeyler yapmaya çalışırmış. Daha öncesinde alıp sonrasında beğenmediği çantalarını boncuklar işleyerek seveceği hale getirirmiş. Bir şeyler üretirmiş. Resim yapmayı, boyamayı inanılmaz seviyormuş ve boş vakti kalırsa bunlarla uğraşıyormuş. Bunun dışında okulda nasıl biri derseniz çok lider ruhlu birisiymiş. Zaten okul hayatı başarılı, arkadaşlarıyla ilişkileri de iyi ama eğer okulda birine bir sorumluluk verecekse Lisa hemen en öne atılırmış. Mesela okul gezilerinde bekçi olmak istermiş. İşin eğlence değil de yönetim kısmı Lisa'ya daha çok hitap edermiş. Ayrıca Lisa'dan sonra ailenin iki küçük oğlu daha oluyor. Lisa'dan yaş olarak anladığım kadarıyla bayağı küçükler. Lisa da kendisini onların ablası değil de annesi gibi hissediyor. Gerçekten bu şekilde yaklaşıyor çocuklara. Onları eğlendirebilmek için onlara makyaj yapıyor, komik kıyafetler giydiriyor, sürekli onları pikniğe götürüyor. Yani onların neredeyse her şeyle Lisa ilgileniyor. Çok iyi bir abla. 21 yaşında 2002 yılına geldiğimiz zaman Lisa yeni bir işe başlamayı planlıyor. Yakın zamanda iş değiştirecek. Bundan kaynaklı da evini de değiştirecek. Daha yakın bir yere ve tek başına çıkacak. Normalde daha öncesinde eski bir oda arkadaşıyla kalıyormuş ve 30 Haziran'da hafta sonu için bir taşınma planlamış kendisine. Gidip eski oda arkadaşından eşyalarını alıp yeni evine götürecek. 29 Haziran'da ise arkadaşlarından birinin doğum günü var. İsmini yanlış telaffuz edebilirim. Dallas Holly. Dallas aslında Lisa'nın eski sevgilisi ama ayrıldıktan sonra çok yakın iki arkadaş olmuşlar. O hafta sonu 29 Haziran akşamında Dallas'ın doğum günü için hep beraber arkadaşlarıyla buluşup birkaç yere gidecekler. Önce Jungle Night Club'a gidiyorlar. Orada birazcık eğleniyorlar ve daha sonrasında Club 241'e gidiyorlar ve burada eğlenmeye başlıyorlar. Burada ismini Chris olarak bildikleri bir adam daha onlara katılıyor. Chris onlardan biraz daha büyük, 27 yaşında ve bu gençlerle çok iyi anlaşıyor. Saat 2.30'da Club 241 kapanacak. Bu yüzden gençlerin başka bir yere gitmesi lazım. O an orada konuştukları zaman aralarından birinin evine gitmeyi planlıyorlar ve orada bir parti yaparız diye düşünüyorlar. Ve hep beraber nasıl gideceklerini konuşuyorlar. Bu sırada Chris de onlara isterseniz sizi arabamla ben eve bırakayım, ben de bu şekilde sizinle beraber partiye devam etmiş olurum diyor. Çocuklar da o an taksi bulmak zor olacağı için, saat çok geç olduğu için bu teklifi kabul ediyorlar. Chris çocukları alıyor, kırmızı Jaguar aracı varmış, ona bindiriyor ve hep beraber eve gidiyorlar. Ama evde bekledikleri gibi eğlenemiyorlar ve artık çok acıkmaya başlamışlar, yemek yemeleri lazım. Bu yüzden içlerinden bir tanesi bir arkadaşının barbekü partisi olduğunu söylüyor ve oraya gidebileceklerini söylüyor. Herkes bu fikri çok seviyor. Bir kişi hariç, o da Lisa. Çünkü Lisa hatırlarsanız vejetaryen. Yani orada onun yiyebileceği bir şey yok. Bu yüzden Chris de istersen ben seni Subway'e götüreyim, oradan kendine bir sandviç alırsın, daha sonrasında da beraber onların yanına partiye gideriz diyor. Lisa da bunu kabul ediyor. Diğer arkadaş grubu diğer parti evine geçmek için hazırlanıyorlar. Chris ve Lisa da araca binip oradan uzaklaşıyorlar.
Saat gece 4.30'da Dallas'a bir mesaj geliyor. Bu mesajda Lisa kendisinin Subway'e götürülmediğini, Chris'in onu kendi arkadaşlarının partisine götürdüğünü söylüyor. Ve orada hiç kimseyi tanımadığı için güvende hissetmediğini söylüyor. Ayrıca mesajın sonunda da gel beni al, gitmeme izin vermiyorlar yazıyor. Ama Dallas bu mesajı aslında o an fark etmiyor, çok geç görüyor. Gördüğünde ise çok da bir şey olacağından şüphelenmiyor. Çünkü Chris onu farklı bir yere götürmemiş, yine bir partiye götürmüş. Endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyor. Ertesi gün yani 30 Haziran'da Lisa'nın taşıma işlerini yapması gerek. O yüzden eski ev arkadaşı onu bekliyor. Gelip eşyalarını almasını bekliyor. Ama Lisa bir türlü eşyaları almaya gelmiyor. Onu arayıp ulaşmaya çalışıyor ama telefonu sürekli ulaşılamıyor düşüyor. Bu yüzden bu kız merak edip Lisa'nın ailesinin evini arıyor. Bunu duyan Lisa'nın ailesi gerçekten çok endişeleniyorlar. Çünkü dediğim gibi Lisa bir yere geç kalmaz. Hep bir yerlere yetişmeye çalışır. Her şeyi planlıdır. Yani saatler boyunca yapacağı bir işi yapmaması mümkün değil. Bu yüzden aile de artık endişelenmeye başlıyor ve hemen Lisa'nın eski evine gidiyorlar. Oradan eşyalarının arasından telefon rehberini buluyorlar. Tüm arkadaşlarını tek tek arıyorlar. Bazılarının Lisa'dan hiç haberi yok. Bazıları yani bir önceki gece buluştuğu kişilerse Lisa'yı en son Chris'le beraber Subway'e giderken gördüklerini söylüyorlar. Sonrasında da akşam tekrar onların yanına gelmediklerini söylüyorlar. Annesi bunu duyduktan sonra daha çok korkuyor. Çünkü kızı daha öncesinden hiç tanımadığı, o gün tanıştığı bir adamla arabaya binip başka bir yere gitmiş. Ve şu anda da ortada yok. Hemen kafasından neler olabileceği geçiyor ve çok korktuğu için direkt polis ekiplerine başvuruyor. Tahmin edersiniz ki polis ekipleri bu kız genç olabilir, reşit, 48 saat kadar bir bekleyelim. Eğer gelmezse o zaman bir kayıp ihbarı açalım diyorlar. Ama bu aslında kanun değilmiş. Yani 48 saat beklemesine gerek yokmuş ailenin ama polis ekipleri bu konuda aileleri inisiyatif alarak ikna etmeye çalışıyorlarmış. Kendileri gerekli görmüyorlarsa, olayın abartıldığını düşünüyorlarsa. Bu yüzden Lisa'nın annesinin bunu kabul etmeme şansı var. O da kabul etmiyor. Şu anda açacaksınız diyor ve Lisa için bir kayıp başvurusu açılıyor. Polis ekipleri aynı gece Lisa'nın evine geliyorlar ve oradan Lisa'ya ait fotoğraflar alıyorlar bastırabilmek için. Lisa'nın ailesi ve arkadaşları ise kendi aralarında bir grup oluşturarak gidebileceği yerleri, mekanları tek tek kontrol etmeye başlıyorlar. Ama maalesef ki kıza dair hiçbir iz bulamıyorlar. Pazar gecesi ise yani yine 30 Haziran gecesi ise polis ekipleri Lisa'nın annesi Joanne'e 4 gün boyunca karakola uğramamalarını, 4 gün boyunca bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Çünkü 1 Temmuz Kanada günüymüş ve tatil olacaklarmış. Ondan sonraki birkaç günde anladığım kadarıyla tatil. Çünkü kadına cuma günü gelmesini söylüyorlar. Lisa'nın annesinde bu kadar bekleme gibi bir şansı yok. Yani Kanada günü pazartesi günü ve cuma gününe kadar beklemesini istiyorlar. Kızının ise zaten pazar günü kayıp olduğunu anlamışlar. Yani neredeyse bir hafta en kritik saatlerde, en kritik dönemlerde beklemesi gerekecek. Tabii ki anne bunu kabul etmiyor ve polislere durumun vehametini anlatmak için tekrar bahsediyor. Bakın Chris diye bir adamla gitmiş, bu adamı hiç tanımıyor, benim kızım asla böyle şeyler yapmaz, asla bizi habersiz bırakmaz diyor ama polis ekiplerini ikna edemiyor. Bu yüzden Lisa'nın annesi bir haber kanalına başvuruyor ve gelen bir muhabire olan her şeyi anlatıyor, polislerin sorumsuzluğu dahil. Ertesi günse her yerde Lisa'nın kaybı ve polislerin sorumsuz davranışları görünüyor tüm kanallarda. Polislerin artık bu olaya dahil olmama gibi bir lüksü kalmıyor anlayacağınız. Mecburiyetten Lisa'nın olayını araştırmaya başlıyorlar. Tabii ki ilk olarak Chris'in peşine düşülüyor. Bu Chris'in kim olduğunu anlamaya çalışıyorlar ama insanlar Chris'in kim olduğunu bilmiyor. Sadece ismi Chris ama ne yapar, nerede yaşıyordur, yani plakası, aracı bindikleri halde nedir? Hiçbir şey bilmiyorlar. Polisler yaklaşık bir ay kadar bu Chris'i bulmaya çalışıyorlar. Bu dönemde medyadan da yardım istiyorlar. Chris'in ortaya çıkması için çağrıda bulunmak adına. Bir ayın sonunda bu Chris'in kim olduğu ortaya çıkıyor. Christopher Adair. Christopher dediğim gibi 27 yaşında ve aslında sorunlu bir adam. Sorunlarından birazdan bahsedeceğiz. Ama Chris ortaya çıktıktan sonra polisler onunla görüşmeye gidiyorlar ve Chris şunu söylüyor. Evet biz Lisa ile Subway'e gitmek için evden ayrıldık ama ayrılır ayrılmaz bana ben vazgeçtim yürüyerek gideceğim daha sonra da kendi evime taksiyle döneceğim diyor. Bulundukları yere Subway uzak ve Lisa kısa bir süre öncesinde bir ameliyat geçirmiş bu yüzden ayak bileğinin üzerinde fazla duramıyor. Yani belli bir mesafeden sonrasını yürümesi mümkün değil çok canı yanar. O yüzden bu verilen ifade aile için hiçbir şey ifade etmiyor.
Ayrıca Liza'nın göndermiş olduğu bir mesaj var Chris'in onu bir partiye götürdüğüne dair. Bu noktada polislerin daha çok Chris'in üstüne gitmesini bekleriz. Ama böyle bir şey olmuyor. Şöyle diyorlar. Chris'te biz herhangi bir şüpheli bir şey göremedik. Ama tabii ki yine onu da elemiyoruz seçenekler arasından. Hani yine bakacağız. Bunu söylüyorlar. Chris aslında zengin bir aileden geliyor. Ailesi çok köklü ve gayrimenkul üzerine çalışıyorlar. Bu alanda firmaları var. Ve Chris de ailenin en ipe sapa gelmez, işe yaramaz insanı aslında. Çünkü kendisi ne doğru düzgün çalışıyormuş, ne doğru düzgün işiyle ilgileniyormuş, hiçbir şey yapmıyormuş. Hatta o gün bindiği araç bile büyük annesine aitmiş, kendisinin değilmiş. Chris'in ortaya çıkmasından sonra bu aracı da bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Ama anladığım kadarıyla çok detaylı değil. Çünkü polisler bu aracın içinde herhangi bir şey bulamadıklarını söyleyip aileye iade ettikten sonra aile resmen ışık hızında bu aracı elden çıkarıyor. Direkt satıyorlar. Ayrıca Chris'in şöyle bir sıkıntısı daha var. Kendisi CS, kredi kartı dolandırıcılığı, sahtekarlık gibi birçok şeyden kaynaklı suç dosyası kabarık olan birisi. Yani profili çok uygun olaya. Ama polisler kesinlikle Chris'in bu olayla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorlar. Daha doğrusu düşünmüyoruz demiyorlar ama hiçbir zaman Chris'i Liza'nın kaybıyla ilgili sorumlu tutmuyorlar, suçlama yapmıyorlar. Şöyle bir ihtimal daha var bu arada. Belki de gerçekten Chris Liza'ya bir şey yapmamış olabilir ama o gün o partiye gittikleri kesin. Bu partinin izi sürülebilirdi, partideki insanlarla görüşülebilirdi ama bunların pek de üstüne düşülmüyor. Chris'in arkadaş çevresi tekin insanlar değil, genellikle maddeye düşkün insanlar. Ve bu yüzden Liza'nın başına o gün o partide Chris'ten tamamen bağımsız birinden de bir zarar gelmiş olabilir. Ve Chris belki bir sebepten bunu söyleyemiyor da olabilir. Bu da gerçekleşebilecek bir senaryo. Ama o partide ne olduğunu da araştırmıyorlar. İşin komik tarafı bu olayda Chris dışında başka hiçbir şüpheli yok. Hiçbir zaman da olmuyor. Her zaman tek şüpheli Chris. Ve Chris yurt dışına bile çıkabiliyor. Yani hakkında hiçbir kısıtlama vesaire yok. Sürekli bu olaydan sonra da yurt dışı gezileri yapmış. Şu anda da yüksek ihtimalle Türkiye'de bulunduğu düşünülüyor. Fotoğraflarını aslında koyacağım. Umarım herhangi biriniz Chris'le denk gelmezsiniz bu arada. Son söylenen şeylere göre, polisin belirttiği şeylere göre de 21 yıl olmuş artık. Bu davayla ilgili bizim ailenin, arkadaş çevresinin bildiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduklarını ama suçluyu ürkütmemek adına bunları gizli tuttuklarını söylüyorlar. 21 yıldır gizli tutuyorlar bazı şeyleri ve çözümlemiyorlar da dosyayı. Yani aslında hala aktif bir soruşturma sürecinde olduğu için davanın çözülme ihtimali var. Hala geç değil. İşler yapılırsa, yapılması gerekenler yapılırsa. Yani bu kızın zaten buhar olup uçma ihtimali yok. Elinizde profili uygun inanılmaz bir şüpheli var. Son görüldüğü kişi o. Liza bu adamın yanında olduğunu ve kendisinin gitmesine izin vermediğini söylediği bir mesaj atıyor. Beraber bir partide olduklarını mesaj atıyor. Araç olaydan sonra hemen satılıyor. Ama hiçbir şekilde Chris bu olayla ilgili suçlanıp tutuklanmıyor. Yani bazen her şey göz önünde olur ve asla sonu gelmez ya. Öyle sinirlendirici, gıcık edici bir dava. Aile bu duruma nasıl katlanıyordur düşünmek bile istemiyorum. Belki bu adamla yüz yüze geldiler, karşı karşıya gelmek zorunda kaldılar. Kızları bulunamadı, bir mezarı olamadı, huzur içinde yatamadı. Aile içinde inanılmaz zor bir durum. Umarım en kısa sürede artık çözümlenir. Yani dosyaya sadece bir isim yazmaları kalmış artık yapılacak şey olan. Umarım onu yaparlar. Dediğim gibi bu noktada belki bana göre küçük bir ihtimal. Chris değil de partideki herhangi biri de yapmış olabilir. Ama bunun da çok yüksek bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o zaman neden Chris'in arabasını satsınlar? Ve zaten Chris de böyle çok masum, naif bir insan değil ki birileri tarafından susturulabilsin. Kendisi zaten direkt bir suç makinesi. O yüzden kendi başını kurtarmak için bile bence en başından başkası bir şey yapmış olsaydı söylerdi olanları. Sinirden kıpkırmızı oldum galiba. Yani şu an bayağı sıcakladığımı hissediyorum. Evet, benim artık bu davayla ilgili bugün anlatacağım her şey bu kadardı. Sizler de yorumlarınızı, teorilerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.